Bak. Pişti olduk. Bak. Kardeşim de piştiyiz. Ben dönemiyorum. Al bak. Ondan, benden gördü aldı. Evet. Allah ben senden gördüm onu. Hemen de kabul ettik. Yalanımı bu kadar çabuk doğrulaman çok hoşuma gitti. Her yerde yalan atabilirim sende. Değil mi? Her yerde. İdare etmemiz lazım. Böyle. Anladın mı? Bugün ben gidiyorum tıra. Ama bu sefer uzun bir yere gidiyorum. Nereye gidiyorum? Önce kuzenimin yanına gideceğim. Bursa'ya benden bir 40 km kadar uzakta. Oraya gideceğim. Arabayı orada park edeceğiz. Tıra gideceğim. Tırdan da Çanakkale'ye geçeceğiz. Ve bugün ben süreceğim tırı. Ehliyet kemerim değil. Ne lan o? Emniyetimi aldım. Yok, ehliyetimi aldım. Takograf kartımı aldım. Aynen. Takograf sabahtan beri söylemedim. BMW'den tıra geçeceğim. Nasıl bir duygu? BMW'ye aldıran tır diyoruz ve koymadan yolumuza devam ediyoruz. BMW'yi ağzıma sokuyorsun. Bir şey diyeceğim şimdi. Sen biraz böyle şeysin bu konularda. Bir şey söyleyeyim mi? Düşünmüyor değilim ha. Ben dişimi kontrol ediyordum da o sırada. Ben dişimi kontrol ediyordum. Sizi o sahneye koyamadım. Dedi ki ya BMW'yi biri çizerse. Vallahi dedim nereye koyacağım. Sonra dedi ki kuzenim Migros'un direkt deposunun içine koyacağız. Güvenliklerin ortasına. Burada evinin önünde çiziyorlar orada. Deponun içinde olacak ama. Deponun içinde olduğu için sıkıntı olmaz. Oğlum niye kafamı karıştırıyorsun ya? Zaten sabahtan beri onu düşünüyorum ben. İşte takıntılarımla böyle oynuyor evet, bu çocuk. Ya. Takıntısı olmayan insan yoktur bu arada. Senin de vardır. Çok var abi. Tabii canım takıntısı olmayan insan mı oldu? O insan değildi. Neyse ben şimdi yola çıkayım. Bak bak. Böyle elimi süreceğim. Var ha. Bak bak. Böyle yapacağım. Çekeceğim. Yolda olacağım. Hazır mısınız? Bak. Hop. Demedim mi size kamerayı açıp kapattığım anda buradayım diye. Şu yeşil içmem lazım. Özür dilerim. Gidiyorum şimdi Ova Akça'ya. Çünkü tır Ova Akça'da, Bursa'da. Ben de zaten Orangaz'dayım. Şimdi bir 30-35 km kadar yolum var. Oradan sonra hemen onun yanındayım. Saat şu anda 12 olacak. 5 dakika var 12'ye. Uf, adam diyor çek şimdi burada. Bas yapıştır şuradan. Sonra diyor ki ya oğlum yapma gece vakti. Ne var ne çıkar görmezsin önünü. Farın gösterdiği kadar erkekliğin. Farın göstermediğinden sonrası senin erkekliğine yaramaz. O yüzden gece vakti çok hızlı yapmayın arkadaşlar. Tavsiyeleri verdikten sonra 245 lira radara girip ceza yiyip Instagram'da şov yapan Mido değil mi bu? Geldik. Fark ettim yavuşumu. Tutan her videomun başrol oyuncusu. Eğer bu video tutmazsa ben sana gösteririm. çünkü tutanlara say. Çünkü her videoda bana diyordu ki bak ben senin o videoların en çok tutan karakteriyim. Tutanlara say diyor. Adama bak pazarlığa düştü şimdi. Oğlum buradaki tır sayısına bak o kadar fazla ki. Yani bunlar Atego'lar. Migros'un deposu ya bura. Bak şuradan sonrası da tır. Şu da bir ara benden bir yaş büyük amcam olan var ya onların tırı yeni aldılar bunlar da hayırlı uğurlu olsun Allah tekerlerine taş değdirmesin inşallah. Bol kazanç sağlasın onları da. Ay ay. Yapma. Hala bir dosya getiremediler gerçekten ya. Bir irsale bak. Bir irsale yüzünden şu anda çıkışımızı yapamıyormuşuz. Kaçtan beri yüklüsün sen? 10.30'dan beri. 10.30'dan beri yüklü ve bir irsale yüzünden çıkış yapılamıyor şu an. Genç kaptanla riski dönüşler. Buradan mı döneceksin? Bizim dorsenin uzunluğu 6 metre 70 santim. Bu dorsenin uzunluğu 13 metre 60 santim. Yani tam bizim dorsenin 2 katı uzunlukta bir dorse bu. Hatta 2 katı artı 20 santim uzunlukta. Çok zor. Baksana. Buradan dönecek. Buradan da dönmesi. Oo. Benden 5 yaş büyük amcam orada. Az önce tırın içinde uyuyordu o göz. Yeni gösterdim tırın içinde. Şimdi orada. Abi bir şey yapıyor. Bak benden 5 yaş büyük amcam. Amcam mı? Amcam aynı değiliz. Amca mı? Ayrıca abim. Başka? Daha ne olacak? Say say. Daha ne istiyorsun? Say say daha bir sürü şey saydım sana. Ya bizim sülale biraz karmaşık ya. Kim kime durdu lan? Kim kime durdu lan? Buradan nasıl çıkacak bu tır? Dönüp gidecekmişiz. İyi de ben deneyeyim mi? Birkaç tane de atık alayım altıma. Bana denettirmiyorlar. Babam da güvenmiyor zaten. Bu sönmezler sürelisi bana hiç güvenmiyor. Valla. Yok. Ben kendime güvenmiyorum. Sen bana güvensen de ben kendime güvenmiyorum. Diyor ben sana güveniyorum. Benim Volvo'yu bin. Aman aman. Hadi genç kaptan göster yeteneğini. Yavaş yavaş git. Allah'a emanet ol. Sürekli hakaret ediyor. Enerji ediyor sürekli ya. Hava evitlerden istiyorum ya. Çok güzel ya. Ben seviyorum rezansı ya. Böyle içindeki fırsatları, yani imkanları, park yeri, manzarası. Ama işte kim insan da şeyi sevmiyor. Kalabalığı sevmiyor, rahatı seviyor. Mesela kuzenim.
Yani hayırları seviyor. Köy evini seviyor. Mesela köyü olsun hep. Öküz sağsın, inek beslesin. Şutur'dan kurtulayım. Sen istediğin şutur'dan kurtulmak. Tırcının en büyük hayali ne? Tırcıların en büyük hastalığı tırı bırakamıyor ama tırdan o kadar. Aynen, tırı hastalar ama tırdan da kurtulmak istiyorlar garibanlarım. Abi çok illet bir şey ya. Bağlıyor adamı kendine ya. Evet. Ben diyorum bir daha tır videosu çekmeyeceğim. Lan arkadaş dayanamıyorum. Bir bakıyorum tırdayım gene. Petrol'e kadar uyku sürüşü yaptım. Şimdi uykum gelsin diye sürdüm biraz. Çanakkale'ye kadar uyumak yok, devam. Benim hiç uykum yok vallahi. Gaz kesmek yok. Benim hiç uykum yok. Geldik istasyona yakıt almaya. Ben de gidiyorum şimdi, sumu alacağım, lavaboya gideceğim ve kahve alacağım çünkü tırı ben süreceğim. Kuzenim sırf uyumak için buraya kadar kendini yordu ve tırı sürdü. Neyse şimdi ben de dakika lavaboya gideyim. Oradan da kahvemi alıp çıkayım, suyumu konuşuruz. Yaptım alışverişimi. Şu kapıdan da gel, geçeyim. Valla şöyle bir kahve aldım. Nescafe almıyorum. Böyle bir kahve aldım. Bir de iki tane su aldım. Biri kuzenime, biri bana. İnşallah bu kahve uykumu kaçırır. Soğuk, sütlü kahve. İnşallah uykumu getirmez. Sütlü kahvenin uyku getirme gibi de bir özelliği var ya. Al su. Hadi bakalım. Sen şeyin getir, kartını tak. Bu ara çok az su içmeye başladım. Siz de su içmeye dikkat edin. Kartım burada. Şu kartı takmam lazım, bir dakika. Bunu sürekli açıklıyorum. Şimdi yeni gelenler var, aranızda bilmiyorlar. Çünkü bu takograf kartı ne? Bu benim yolda yaptığım hızdan durakladığım ana kadar gösteriyor. Yani bir nevi bir hafıza kartı gibi bir şey. Şöyle, eğer ki ben 90 ısırını aşarsam, bir yerde şöyle şımarıp fazla sürüş yaparsam, trafik polisi abilerimiz geliyor ve bir rapor çıkalıyor. O raporda bir bakıyor ki ben hız sınırını aşmışım. Ben sürülmesi gereken saatten fazla tır sürmüşüm. Günde 8 saat mi 9 saat mi ne fazla tır süremiyoruz, ondan fazla. Hemen ne yapıyor? Geliyor ki alıyor raporu. Geliyor bana. Gel evladım diyor, gel. Ben de efendim polis abi diyorum. Önce bir sağdan, sonra bir soldan öpüyor. Sonra da cezamı yazıp yolluyor beni. Şimdi ben direksiyona geçeyim bakalım. Şu tırdan gelen korkunç sesler. Emniyet kemerimizi takıyoruz. Sonra yorumlarda kızmasınlar. Nasıl kalkıyor lan yukarı? Düğme var ama orada en büyük düğme. Tamam, buldum. Buldum düğmeyi de buldum. Tamam, ben Karacabey'den geçiyorum, Mandırma'ya doğru gidiyorum. Dümdüz hiç yoldan çık. Uzun süredir tır sürmüyordum. Oh, uzunlara bak, ne güzel lan. Bak ne güzel işte. Adam böyle, işten böyle olur. Bak geçti yatağa, mışıl mışıl. Babam olaydı şimdi oturmuştu sağ koltuğa. Hani 99'lu tespih var, bir tane imamesi bile kopup. Onu ben 99 olduğunu düşünmüyorum. Muhtemelen o 94-95 falan. Kolda yama vardı burada, şimdi nasıl? Oh be. Yemin ederim benim BMW'den daha eğlenceli bu tır sürmek. Vallahi çok seviyorum tır sürmeyi. Babam. Çabuk bir tane kalma hakkı söz bul bana usta. Bu şehrin tüm ışıkları sönse bile biz seninle yanarız bebeğim. Bebeğim detayı iğrenç oldu. Kekolar var ya, onun gibi oldu. Bebeğim detayı hiç iyi değildi. Güzelim mi deseydim acaba? Bak şimdi uzunlarına bak bu tırın. Üf, ne vuruyor lan. Bak biri daha uzun yaktı, tamam özür dilerim. Vallahi ayıp olmasa böyle giderim sürekli. Ya bu nasıl bir kahve? Sütlü çikolata lan bu. Hiç kahve gibi değil. Vallahi kahve diye aldığıma pişman. Zaten aylardır kahve içmiyordum. Kahve içip dedim çikolatalı süt almış. Sözde kahve he. Karacabey, Çanakkale, Balıkesir, İzmir. Skamet, Çanakkale. Yazıyordu Çanakkale içinde. Buradan işte. Çanakkale adını duydum anda direkt aklıma o Çanakkale türküsü geliyor. Bak ne güzel. Tın tın gidiyoruz be babacım. Sen bu videoyu izliyorsun. Bak ne güzel sürüyoruz tırı yani. Ama senin yanındayken süremiyoruz. Elimiz ayağımız, ayağımız elimize dolanıyor. Niye? Çünkü bağırıyorsun baba. Babam bu videoyu izlediği için babama buradan seslenmeyi çok seviyorum. Bu köprüde sürekli kaza oluyor bak. O kadar dar bir köprü ki bak sol taraftan biri uçmuş gibi zaten. Allah göstermesin, gerçekten çok berbat bir köprü orası. Yalnız ayağım yandı şu anda. Oradan fren pedalına sıcak vuruyorum. Fren pedalı metal olduğu için de ayağım şu anda yanıyor. Al Allah bak, ambulans var sağda. Allah şifa versin, inşallah bir tane evin önüne gelmiş. Bana da kırmızı yandı. Allah'ın sevgili kuluymuş bak. Bak geçlerden geldim. Sütaş. Biz bir ara buraya mal satıyorduk Sütaş'a. Keşke bir daha satabilsek. Süttür Sütaş'ın aşkı. Ama yani Sütaş, bizden yine mal almak istersen biz size yine seve seve mermer tozu, irmik taşı, kalsiyumlu taş, artık ne istiyorsanız satabiliriz. Siz yine bizi bir değerlendirir. Kapkaranlık oldu. Size böyle alttan çekeyim mi öcü gibi? Korkunç hikayeler anlatayım mı?
Kardeş de senin telefonun resminde biri var. Evet. Yarim o arkadaşları benim. Çukur. Girmedim. Keşke bu çukurlara girmeme huyuma ince yanaklı kara kızım Yaren'ine de dikkat etsem. Her çukura bir selamun aleykümüm var böyle. Güppat güppat gire gire gidiyorum. Ne yapayım? Ne yapayım? Kaçamıyorum. Çukurlar da vardır, unutmayın. Niye çukurlara ırkçılık yapıyoruz ki? Onlara da girmeliyiz bence. Onlar da en az yollar kadar değerli bizim için yani. Çukur girdim. Ne diyor radar? Tamam, yavaşlıyoruz. Amirim vallahi yavaş gidiyordum, gördünüz zaten. Hani sizin levhayı gördüm diye sadece bir tık ekstra yavaşladım ama vallahi yavaş gidiyordum, gördünüz. Anam çukur. Tamam. Azıcık. Azıcık selam verdim canım, o kadar da olsun yani, değil mi? Aa gördüm. Gördüm vallahi arada orada baba. Bak trafik polisi abi orada duruyordu. Vallahi bu hızla gidiyordum trafik polisi abi beni gördüğünde. Oha siz de bir ilke şahit oluyoruz şu anda. İlk defa yağmurlu havada tır sürüyorum. Bak freni öyle bir ayarlamam gerekiyor ki herhangi bir şekilde fazla basmam lazım. Fazla basarsam bu yağmurda anında kayar. Genç kaptan uyandı. Gofretle körpe kaptanı besliyor. Ben bu kadar boş konuşurken sen nasıl uyudun? Konuşmanda sıkıntı yok da çukurlara vura vura oğlum göbeğim sallandı. Arkadaşlar çukurlar abi, ya ben değil, çukurlar önüme çıkıyor. Benim hiç suçum yok. Çukurlar önüme çıkmasam ben de çukurlara girmem. Siz görmüyorsunuz ama aslında sağ tarafımız deniz. Ben de ben deniz bidon. Teker patladı lan. Saat malat başı. Dur. Ama ne gümledi lan. Güm etti lan. Oğlum çok korkunç bir sesti lan o. Aha bu. Onu dur. Bu değil. Hangisi patladı lan? Kırın mı patladı? O zaman buradan patladı. Hangisi? İçerideki bu değil mi? Ama yo hala sert bu. Oğlum çok yok lan bu su. Yok. Nasıl burada yanaşıyor? Şura galiba. Ya o niye patlıyor biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Hatta o lastiğin fotoğrafı da var. Bulabilirsem şuraya bir yere şimdi sağa sola koyarım. Biz o lastiğe kaplama yaptırdık ve kaplama yaptırdığımız firma reklamını yapacak diye lastiklerin sağına soluna ısıtmalı bir şekilde barkodunu yapıştırıyor markasını. Şurada işte solda resimde gördüğünüz gibi, eğer bulabilirsem koyarım inşallah. Ve oradan sürekli patlıyor. Geçen sefer de aynı yerden çatlayıp patlamıştı. Bugün de oradan çatlayıp patladı. Lan Allah'tan ki paramparça olmadı he. Olmaz çünkü oraya çatlak ya. Yani. Aynen oradan patlıyor, o aradan çıkıyor. Tak diyor, o aradan atıyor. Dedim ha valla vurdu yukarıyı paramparça etti. Çamurluk mamurluk kalmadı. Ama ne ses çıkardı, size çekemedim o anı. Pat etti. Hala göstermedim. Bir yerde bir yere bakalım o nasıl bir şeymiş. Ben onu bulamadım ya. Uykum vardı. Uykum namına hiçbir şey kalmadı. Vallahi yemin ederim yüksek depo adrenalin valla. Bir gram uykum kalmadı. En son yolda böyle gidiyordum bak. Şimdi gözümü kapatamıyorum. Hayırlı olsun. Bütün yol gidebileceğimiz maksimum hız bu işte. Şimdi teker parçalanmasın da balataya zarar vermesin, körüğü mörüye zarar vermesin diye yavaş gidiyoruz. Ama şöyle bir olay var ki teker patlamadan önce ben zaten bu hızlarda gidiyordum. Gino. Ben de teker patladıktan sonrası yok. Uyumuşum. Yani o teker patladı. Kendimi yatağa attım, bay bay. Gözüm bir aşağı, fabrikanın önündeyiz bak şu anda. Boşaltmışlar arabayı da. Arabayı da boşaltmışlar. Nasıl uyumuşsa kal. İlk defa bu kadar geç uyandım. Normalde saat 7.30-8 uyanıyordum bu sabah namazından dolayı da. Bayılmışım. Ay! Oğlum uykum ya. Ana! Konuşamıyorum ya lan! Ne uyanabiliyorum ne konuşabiliyorum. Oğlum çok bomba uyandım. Çanakkale havası bana ya. Yalnız Çanakkale havası çok soğuk. Nasıl uyumuşsam. Oha denizin dibindeymişiz lan. Hele bak nereden az dönüyor şimdi bak nasıl sağ arkadaş. Oğlum o acıktan öldüm ya, midem kazındı.
Ah koca cesur sönmez. Olaydı şimdi çıkarmıştı o pis kokulu yoğurt alanını. Değil mi? Reis'in tırı olsaydı. Bir de hastal alanını satayım. Annem artık yumurta pişirmek istemiyor. Diyor siz yolda diyor şey yiyorsunuz diyor. Börek yiyorsunuz diyor. Babam bir yerden yumurta çıkarıyor. Abi bak orada ne var? Bunda mı? He. Reis'ten bize de hastalık başladı. Bunda da yumurta var. Haşlanmış. Oğlum sen yine paket yapmışsın lan. Seksi biraz daha elit olur. Bu biraz daha böyle sisteme uygun. Yumurta, kurabiye. Tabii ki bu şu... Oğlum niye bu kadar çok yumurta var sende? Reis'ten hastalığı bulaştı. Harbiden babamdan. Reis'ten bulaştı ya. Çok güzel yiyor canım. Ben de alıştım. Bir de pratik pratik. Ne arabayı sağa çekiyorsun, ne sola çekiyorsun. Yoluna tık direksiyona vuruyorsun, kırıyorsun. Böyle sağa, sağa. Tak diye vuruyorsun direksiyona, atıyorsun böyle sağa sola çöpünü. Tamam mı? Sonra yiyorsun. Direksiyona vuracağım bunu. Adet aslında direksiyona vurmaktır ama... Kapı kolu dolmuş. Oğlum yumurta da çok taze lan, yarısı soyulmuyor. Hala geliştirmem gereken teknikler var bak. O kadar berbat soydum ki. Reis oldu şimdi. 8 saniyede çözmüştü. Bir tane mi son, iki tane mi? Yumurta takviyemiz gerçekleştirmiştir. Bak bak sese bak. Benim yumurta tam gazi oldu bu arada. Ulan ben bu senaryoyu biliyorum ya. Ha? Ben bunu bir yerden hatırlıyorum. Evet, ben bu senaryoyu bir yerden hatırlıyorum ya. Lan bu son. Ama bunu böyle evde yesem ben zengin. Evet. Burada da çok lezzetli. Vallahi bak öyle. Hakkıdır. Her yerine değmesi lazım bu yumurtanın. Oo, Allah korusun bak 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 bak. Tır devrilmiş ya. Çok da kötü lan, o nasıl devirmiş acaba? Uyumuş, hareket etmiş bak. Aynen, uyumuş muhtemelen dediğin gibi. Allah'tan buralara falan düşmemiş. Biraz daha ilerlese buralara gelecek. Buraya baksana, şuraya baksana. Allah korusun ya. Gerçekten var ya, beterin beteri var. Rabbim göstermesin hiç kimseye, ne kaza ne bela. Aha, benden birkaç yaş büyük amcamın yanına geldik. Korna çalıp rahatsız edeceksin lan. Şerefsine basacağım. Dut dut dut. Bakalım ne olmuştur. Oğlum hiç inmiş gibi davranmıyor. Emin miyiz bu olduğuna ya? Oğlum inmez. Niye? Çünkü bu onu ayakta tutuyor. Ama lastik hiç inmemiş. Ya. Hiç yani. Eminiz değil mi bu lastik olduğuna? Altına yatacağım ya. Allah biz sineceğiz mi? Sineceğiz ama altına yatacağım. Merak ettim çünkü. Aa gördüm, tamam gördüm. Gördüm gördüm. Nerede olduğunu gördüm, size de göstereceğim. Gel. Geliyor mu? Buradan yarılmış. Ha şimdi içinde hava olup olmadan bakacağız. Hava var hala. Hava da var. Kaçmış? İçinde tutuyor hala havayı. Kaçmış? 50. 50 yani gidip götürebilecek kadar. O patlamamış lan bu. Diğeri patlamış, bu da patlıyormuş. Şu anda patlıyormuş. Patlamamış o. Lan bu ne? Hangisi patlamış? Yani bunun neresi patlamış? Vallahi oğlum bu da patlamamış. Ben bunu da bilmiyorum. Bu da onların eşi. Bu da yanar. Bak bu da top iniyor aşağıya doğru. Dur. Aa bak, şuna yırtılmış. Oğlum, sol patlamış. Biz sağ patlamış zannediyoruz. Sağda patlamaya ramak kalmış. Yani ekstra yolda kalmış. Bak size dediğimiz patlama sebebi bu işte. Bu lastik kaplama yapıldı, görüyorsun değil mi? Kaplama yapıldıktan sonra kaplamayı yapan firma reklamını yapacak diye buraya bunu basıyor. Ve bak hiçbir yerde çatlak yok. Burada çatlamalar başlamış. İki lastik de buradan patlamıştı önceki. Şimdi gene oradan patlamış. Şimdi bak bu da buradan patlamaya ramak kalmış. Görüyor musun? Nasıl çatlamış. İki tekerde nanay. Ne? 94 mü? O değildi. O da 94'lerdir ya. Biz 50'yle gidiyoruz. O ne vazgeçti, 65 falandır yani. Yalan atma sayın sayaç. Burada gösteriyor. Kaç bizimki şu an? Bak orada gözüküyor. 50.
Bursa 185 km. Biz nane yedik, akşam altta düşeriz Bursa. Aşırı korkutucu bir şey söyledi az önce. Diyorum ki 3,5-4 saat daha önce düşeriz. Diyor ki inşallah dede düşmemiz önemli değil kaç saat. Önemli olan oraya gidip gitmememiz. Mahalle bak ne gördük Ne bu? Gezen radar bak. Radar olmayan yerde ceza yiyoruz işte onun sebebi o işte. Gezen yani, radar. Bir anda bir bakıyorsun yolda gelken pat diye dayamış sana. La ikidir çok acayip şeyler görüyorum bir türlü çekemiyorum. Bari size manzarayı çekeyim. Havada asılı duran kuşlar var anasını satayım. İşte onlar o az önceki kuştu o Doğan Muhar var ya. Az önce gördük leş yiyordu yerde bir tane hayvana çarpmışlar o da çöküyordu onu yiyordu. Rüzgarda böyle asılı. Sabit duruyorlar böyle rüzgarda havada böyle sanki böyle hata vermiş gibi hani oyunlarda böyle sistem hata veriyor ya bug'a giriyor. Onun gibi duruyordu böyle kuşlar. Simülasyon arıza verdi. Dünya simülasyonunda problem var. Bak bunu diyor bak kuş havada asılı kalmıştı. Ondan bahsediyorum işte hayvan böyle havada asılı kalıyor. Lan ne kadar çok kuş ölüsü var burada lan. Oğlum dengiz hareketler sergiliyordu. Ben de dün aslında baykuşa çarpıyordum. Frene basmaydım. Şurada bir baykuş kafasına gidiyorduk. Vallahi bak frene bastım çıt etti. Kanadı falan değdi herhalde çıt etti şöyle. Benim yine gözüm kaymış ya. yata onu bitirdin lan. Eyvallah. Uyudum gene. Ama geldi. Cefakar'a 4 tane pabuç aldılar şimdi. 0. Geldik şimdi bak paletleri indirmeye. Bizim indirdiğimiz yüklerin paletleri şimdi Dorsa'da. Yanaşacağız şimdi paletleri indireceğiz. Ne uyudum be kardeşim ya bütün yol. Dün gece de hemen zora geldi kıçın attın kendini yatağa uydun. Ölen miydi o? Aslında benim arabaya mı gitsem acaba? Ben bir ara tütün kolonyası yüzünden yanmıştım hiç unutmuyorum bunu. Yalnız bayağı yanmışım. Bildiğin yanmışım. Alev almıştım. Bu tütün kolonyasının işte böyle tütün kolonyasının havası kalmış. O zaman benim tütün kolonyası da böyle 80 derece mi neydi? Neyse ben de buraya böyle çakmağı vuracağım işte böyle bir şey yapıyordum. Ne yapıyordum ben de anlamadım. Neyse bir koydum çakmağı o şekilde puf diye bir alev attı. Benim direkt elimin burası böyle komple elimi yakmıştı hatırlıyorum. Küçükken çok iğrenç bir çocukluk geçirdiğim için çok şımarık etrafa torpil atmalı milletin balkonundaki çamaşırları yakmalı milletin evinin balkonunu yakmalı milletin simit arabasının camını kırmalı milletin arabasının camını kırmalı milletin arabasının camını kırıp içine su doldurmalı iğrenç. Allah benim gibi şımarık bir çocuğu hiç kimsenin mahallesine vermesin gibisinden bir açıklama yaparak. Bakın yanlışlıkla direksiyona geçtim bana dedi treyleri al azıcık dedi. Benim bugünlük sürüşüm bu kadar. Zaten dün ben sürdüm o kadar saat. 4 saat, 4,5 saat mi ne ben sürdüm anlamına. Az kaldı. Teker patlamaydı. Çanakkale'ye kadar ben sürerdim ama teker patlayınca üzerinden sorumluluğu atmak namına kaçtım. Bak iki kardeş yan yana. De ama öbürü onun babası. Hangisi? Bu onun babası. Ha tabii o kaç model o Volvo? 23 model. Oha ulan hiç maşallah hiç çok diri duruyor ha. Bu onun babası bunun sorumlu. Aşağı in aşağı. Burada bakma. Aşağı in dedi mi yukarı doğru çıkıyor. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Çok güzel düşünüyorum. Kara kızıma bineceğim şimdi. Gidiyorum kara kızımın yanına. Şimdi egzozcuya gidiyoruz. Orijinal susturucu taktım hatırlıyorsanız. Şu an altında orijinal susturucu var. Bakın burada da bizim o susturucu. Varex. Onu da satıyorum bu arada. 7000 lira fiyat. Almak isteyen bana ulaşabilir. Bunları büyüteceğiz şimdi. Kocaman yapacağız. Daha güzel duracak. Tanıdınız mı abi? Gene Samet abinin yanına geldim. Egzozcu abinin yanına. Önceki videonun yorumuna şey yazmışlar. O nasıl egzozcu kardeşim? Mağaza gibi. Her tarafı şıkırmış. Her taraf şeydi ya. Ama işte adamın premium hissiyatını veriyor bu aşağıdaki dükkan. Böyle bir kendimi değerli hissettim içeri girdiğim zaman. Güzel oldu ya. Geldik nereye? Meşhur sanayi tostu yemeğe değil. Öyle. Ha, acım. Çok acım. Ben kaşarlı istedim. Arkadaş karışık istedi. Ben hatırlıyorsanız koku diyetindeydim, koku diyeti. Yiyemiyordum sucuklu tostu. Abi video çekerken insanlar bana bakıyor. Sanayi esnafı bu şekilde video çeken insanlar da çok acayip bakıyor. Hani dışarıdaki insan gibi bakmıyorlar. Diyorlar ki bunun da mı tahmine ihtiyacı var ama beyin. Buraya gelen herkesin bir tahmin ihtiyacı olduğu için. Oha lan şunun altına bak. Sıcak mıdır? Bu da sahibi. Merhaba. Benim arabayı da şey yapıyoruz işte orijinal susurucuna uç takıyoruz. Öyle yapacağız. Bak şimdi sese bak. Çok çıkıyor ama ha. Sen duydun mu sesi? Korktum lan.
Oğlum kulağım. Yemin ediyorum kulak zarımı acıttı ha. İçi acıdı bak, vallahi içi acıdı. Tamam tamam. İlk önce çalışırken de zıpladım yerinden ha. Hiç beklemiyordum böyle bir şey. Bunun hiç affı yok değil mi? Yadigar. Bunu direkt alırlar böyle. Hiç polis buna ceza bile yazmaz. Hemen hemen. Gideceğin yere çekicinin üstüne gideceksin. Aynen. Muhtemelen sana şey yapacak polis. Her telefonu otobarkı, olsun. Otobarkı şeyini açacak navigasyonu. Git kardeşim sonra ben arkadan geliyorum. Gideceksin ceza vereceksin. Aynen. Oo, hardan kulağım acıdı bu arada. Turan abi yapınca böyle yapıyor. Yaptık egzozu şimdi, tezer egzozda. Bu şekilde duruyor işte böyle. Yani öncekine göre biraz daha iyi. Çift çıkıştı önceden. Çift çıkış istemiyorum. Tek çıkış daha tatlı geliyor bana. Bakmıyorum. Geçmiş olsun. Ya. Birkaç yaş büyük amcama geçmiş olsun dileklerine geldik. Neden? Çünkü niye? Vurmuşlar arabasını. Kulağını kesmişler. Götür bak ona. Cuvata götür. Kulaksız ha bu şu an. Ulan yazık ya. Öküzün teki kim vurduysa. Olay kötü oldu işte. Yok lan, çok bir şey yokmuş be. Yok fazla bir şey yok, şükür olsun. Şurayı nasıl? Ayna vurdu oralı. Mustafa dedi ki bu araba 2-3 gün yatar dedi. Yatmaz mı ya? Yatar. Bir hafta yatar da yatar. Bir hafta da yatar. Eksper gelecek de, servis gelecek de. Ha, bu sigortaya yapacaksınız siz bunu? Ama tamponu... Hiç yemezler, gene 30-35 bin para yerim. Ama geçmiş bunu olsun. Tamponu şuraya değiştirtemem. Geldim sonunda eve. Anam evim yordum, çok özledim seni, yakıt almam lazım. Yani yeni egzoz ucularımız böyle, o difüzör değişecek, normal difüzöre döndürülecek. Daha tatlı olacak, böyle biraz çift çıkış egzozun difüzörü ya. Önceden çift çıkış diye difüzör, o yüzden egzoz. O yüzden öyle duruyor, şimdi onu normale çevireceğiz inşallah. Difüzör pahalı bir şey değil mi? 3-4 lira mı? Şu egzoz kromucu çok pahalıymış ya, tanesi 1000 liraymış ya. Dünyama karıştı lan. Vallahi çok pahalı geldi ya, ama yapacak bir şey yok. Neyse, aldık artık. Özledim lan beni. Biz seni çok özledik. Ya. Bu özlediği için böyle, sen özlediği için böyle. Hayır lan. Olaylar. Bugün işte neler yaşandı? Neler yaşandı? Bizim iki teker patladı. Mehmetcan'ın tırı kaza yaptı. Oğlum sen ne felaket tellalı mıydın? Sen... Biz böyle enteresan kötü olaylar yaşarken siz videoları beğenip like atmayı unutmadınız inşallah. Bunun like atmayanlar bunun gibiler. Like atanlar da bunun gibiler. Tamam, bir de videoyu yorum yapanlar da. Eğer like atmazsanız bahtınız bir de Burak gibi olur. Allah Allah, benim bahtım gayet iyi kardeşim, şükür olsun elhamdülillah. Tırın tekeri patlar, görüşünüz adamı tırına ayıstan çarpar. İki tane teker. İki tekeri patlar, tek tırda. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Evet, iki teker patladı. Videomu izler öğrenirsin anne. Görüşürüz. Canlarım, ciğerlerim. Hadi bay bay de. Bay bay dedi. Hoşçakalın. Çok da güzel oldu ya.